Değerli arkadaşlar, 9. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleri çözümleri videosuna hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Read the information about Michael Carter and fill out the library registration form. Sorumuzda Michael Carter ile ilgili bilgileri okumamız ve kütüphane kayıt bilgilerini doldurmamız istenmiş bizden. Verilen metni okuyalım. Michael Carter lives at 45 Elm Street in Chicago and works as a teacher. If you need to contact him, his phone number is 765-9821. Michael was born in Texas in 1990. He is excited to start using the library's resources and to read them in his free time. Metne göre verilen kayıt formunu dolduralım birlikte. İlk boşluk için first name yani ismini yazmamız isteniyor. Cevaba Michael yazalım. İkinci boşlukta last name diyerek soy ismini yazmamız istenmiş. O halde cevap olarak Carter yazabiliriz. Metinden adresinin 45 Elm Street olduğunu anlıyoruz. Dördüncü boşluk için city yani yaşadığı şehir sorulmuş. Metinde Michael'ın Chicago'da yaşadığından bahsediliyor. O yüzden cevaba Chicago yazabiliriz. Occupation ile mesleği ile ilgili bilginin doldurulması istenmiş. Metinde öğretmen olarak çalıştığından bahsedilmiş. O halde cevap olarak teacher yazabiliriz. Michael'ın telefon numarasını boşluğa yerleştirelim. Yedinci boşluğa place of birth yani Michael'ın doğum yerinin yazılması gerekiyor. Metindeki bilgiden yararlanarak bu boşluğu da Texas olarak tamamlayabiliriz. Son olarak Michael'ın doğum tarihini yazmamız istenmiş. Doğum tarihi 1990 olarak verilmişti metinde. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Miss Blue, an English teacher, asks her students to listen to the text below and write a paragraph summarizing it. İngilizce öğretmeni olan Miss Blue, öğrencilerinden aşağıdaki metni dinlemelerini ve onu özetleyen bir paragraf yazmalarını istemiş. Metnimizi okuyalım. Hello and welcome to our show. Today we have new contestants. Let's meet them. Hi, my name is Anna. I'm from the USA and I teach English at a primary school. Hello, I'm Tom. I come from London. I cook delicious meals at my restaurant. Hi, my name is Sarah. I'm from Spain. I'm a doctor. Hello, I am Philip from the USA. I grow fruit and vegetables on a farm. And our last contestant is Gökay. Hi, my name is Gökay. I'm participating in the contest from Turkey. I'm a science teacher. Great, let's start if you are ready. Metni okuduktan sonra yönergemize bakalım. Lily, one of Miss Blue's students, writes down the paragraph below, but she has made some mistakes. Read the paragraph, correct the mistakes and rewrite it. Miss Blue'nun öğrencilerinden biri olan Lily aşağıdaki paragrafı yazmış ama bazı hatalar yapmış. Bizden paragrafı okumamız, hatalarını düzeltmemiz ve paragrafı tekrar yazmamız istenmiş. Lily'nin paragrafını okuyalım. There are six contestants on the show, each from different countries. Sarah is from Spain and she examines and treats people. Tom works as a waiter at a famous restaurant. Gökay is a farmer, while Anna is a teacher. They all have different jobs. Lily'nin yazdığı paragrafta yarışmada 6 yarışmacı olduğundan ve her birinin farklı bir ülkeden geldiğinden bahsedilmiş. Ancak okuduğumuz diyaloğu incelediğimizde yarışmada 5 yarışmacı olduğunu ve ikisinin Amerika'dan geldiğini görüyoruz. O halde cümlemizi There are 5 contestants on the show. Two of them are from the same country şeklinde düzeltebiliriz. Sarah ile ilgili olan cümlede herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır. Devam ettiğimizde Tom works as a waiter at a famous restaurant cümlesinde Tom'un ünlü bir restoranda garson olarak çalıştığından bahsedilmiş. Ancak okuduğumuz diyalogta kendi restoranında şef olarak çalıştığını öğrenmiştik. O halde cümlemizi Tom works as a chef or cook at a famous restaurant şeklinde düzenleyebiliriz. Lily'nin paragrafta yazdığı cümlede Anna'nın öğretmenken Gökay'ın bir çiftçi olduğu söylenmiş. Oysa okuduğumuz metinde Gökay'ın da bir öğretmen olduğu söylenmişti. Bu durumda cümlemizi
Anna is an English teacher and Gökay is a science teacher şeklinde düzeltebiliriz. Son olarak, they all have different jobs. Hepsi farklı mesleklere sahiptir denmiş. Oysa Anna ve Gökay aynı mesleğe sahip. Bu durumda Anna and Gökay have the same job diyerek cümlemizi yeniden yazabiliriz. Üçüncü soru. Imagine you are visiting a different city on a summer holiday. Write a short postcard to your friend, including the following information. Where you are, what the weather is like, what you are doing, when you will come back. Yaz tatili için farklı bir şehri ziyaret ettiğimizi hayal etmemiz istenmiş, arkadaşımıza kısa bir kartpostal yazmamız ve kartpostalda nereye gidildiğine, hava durumuna, neler yapıldığına ve ne zaman geri dönüleceğine ilişkin bilgilere yer vermemiz istenmiş. Yazılan kartpostal kullanılacak cümle yapılarına ve ifadelerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak verilen sorular doğrultusunda önemli olan kartpostalda nereye gidildiğine, hava durumuna, neler yapıldığına ve ne zaman geri dönüleceğine ilişkin bilgilere yer verilmesidir. Örnek olarak verilen cevabı birlikte okuyalım. Dear car, hello from beautiful Antalya. The weather here is warm and sunny, around 28 centigrade. I am enjoying my time swimming and exploring the city. Yesterday, I visited Köprülü Canyon and Düden Waterfalls, and the views were amazing. I will come back on Saturday. I can't wait to tell you all about my adventures. Best wishes, Bob. Kartpostalda Hello from beautiful Antalya ifadesinde nerede olunduğuna dair bilgiye I'm enjoying my time swimming and exploring the city ifadesiyle orada neler yapıldığına The weather here is warm and sunny ifadesiyle hava durumuna ve I will come back on Saturday ifadesiyle ne zaman dönüleceğine ilişkin bilgilere yer verilmiş. Siz de bu bilgiler ışığında kendi kartpostalınızı oluşturabilirsiniz. Dördüncü soru. Read the text and complete the table. Metni okuyup tabloyu tamamlamamız istenmiş. Metnimizi okuyalım. I live in Sunset Town, a quiet neighborhood in the south of the city. There is a big park in the middle of our town where people go to relax or play sports. On the corner of the park, there is a small cafe that sells the best sandwiches and coffee in the town. We go there to enjoy them, take a break and chat with our friends. Next to the cafe, you can find a pharmacy for medicine and a grocery store for shopping. Opposite them, there is a library where you can find and borrow lots of books. Near the library, there is a famous art museum where you can see works by renowned artists. Metinde Sunset kasabasıyla ilgili genel bilgilere yer verildiğini görüyoruz. Şimdi tablomuzu doldurmaya başlayalım. Name of the place ile yerin ismi, why people go there ile insanların oraya neden gittiği ve son olarak where it is ile yerinin neresi olduğu başlıkları verilmiş. Park'tan başlayalım. Park için metinde ilgili ifadede insanların oraya rahatlamak için ve spor yapmak için gittiği söylenmiş. O halde where people go there başlığının altına to relax or play sports yazabiliriz. Cümlenin içinde parkın kasabanın ortasında olduğundan söz edilmiş. Bu durumda where it is başlığı altına in the middle of the town yazabiliriz. Tablomuzdaki ikinci kısma bakalım. İnsanların arkadaşlarıyla buluşmak için gittikleri yeri bulmamız istenmiş. Metinden bu yerin kafe olduğunu görüyoruz. O halde name of the place'in altına kafe yazalım. Kafe için metinde on the corner of the park yani parkın köşesinde yer aldığı bilgisi verilmiş. Where it is başlığı altına on the corner of the park ifadesini yerleştirebiliriz. Üçüncü kısımda eczanenin karşısındaki yer ile ilgili bilgileri doldurmamız istenmiş. Metinde ilgili cümlede eczane ve süpermarketin karşısında kütüphanenin olduğunu görüyoruz. O halde name of the place kısmına library yazabiliriz. Cümlenin devamında insanların oraya kitap ödünç almak için gidebileceğinden bahsedilmiş. Why people go there başlığı altına da to find and borrow lots of books yazabiliriz bu durumda. Bir sonraki boşluğumuzda Art Museum'la ilgili kısımları tamamlamamız istenmiş. Son cümlemizden
Sanat müzesinin kütüphanenin yanında olduğunu görüyoruz ve insanların ünlü sanatçıların eserlerini görmek için buraya gidebileceğini görüyoruz. Bu nedenle Why People Go There başlığı altına To See Works by Renowned Artists, Where It Is başlığı altına da Near the Library yazabiliriz. Tablomuzda sonraki kısımda ilaç almak için gidilen yer ile ilgili bilgileri doldurmamız istenmiş. Parçada insanların ilaç almak için eczaneye gidebileceği yazıyordu. O halde Name of the Place başlığının altına Pharmacy yazalım. Metinde Pharmacy'nin yani eczanenin kafenin bitişiğinde olduğu söylenmiş. O halde ilgili başlığın altına Next to the Cafe yazalım. Metne göre kafenin bitişiğinde yer alan diğer yer ise grocery store'dur. Ve insanların grocery store'a alışveriş için gittiği bilgisine yer verilmiş. O halde Why People Go There başlığının altına da To Do The Shopping yazarak tablomuzu tamamlayabiliriz. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Read the statements and fill in the table with the details about the residents of the neighborhood. İfadeleri okumamız ve tabloyu mahalle sakinlerinin ayrıntılarıyla doldurmamız istenmiş. İlk cümlemizden okumaya başlayalım. The person in the middle house is from France and likes surfing cümlesinde ortadaki evin sahibinin Fransa'dan geldiği ve surf'ü sevdiği söylenmiş. O halde ortadaki ev sahibinin ülkesi için France, hobisi için ise surfing yazalım. The person on the left has a greenhouse and enjoys swimming cümlesinde soldaki kişinin yeşil bir evi olduğundan ve yüzmekten hoşlandığından bahsediliyor. O zaman soldaki evin rengine green ve bu kişinin hobisine de swimming yazalım. The person on the right lives next to someone with a pink house and loves knitting. Bu cümlede sağdaki kişinin pembe renkli ev sahibiyle yan yana olduğundan ve örgü örmeyi sevdiğinden bahsedilmiş. Demek ki ortadaki evin rengi pembe ve üçüncü evin sahibi örgü örmeyi seviyor. Boşluklara pink ve knitting yazalım. The greenhouse is owned by a lawyer from England cümlesinde yeşil evin sahibinin İngiltere'den bir avukat olduğu yazılmış. Bu nedenle ülkeye England ve mesleğe lawyer yazalım. The person from France lives next to the person from Turkey. Fransa'dan gelen kişiyle Türkiye'den gelen kişinin yan yana oturdukları söylenmiş. O halde Fransa'dan gelen kişinin yanındaki ev sahibinin ülkesine Türkiye yazalım. Two people who live next to each other are doctors. Yan yana oturan iki kişinin doktor olduğu bilgisi verilmiş. Bu durumda eksik olan iki mesleğe de doctor yazmamız gerekiyor. The person who has a blue house is from Türkiye. Mavi evin sahibinin Türkiye'den olduğu söylendiği için üçüncü evin rengine blue yazarak tablomuzu tamamlayalım. Altıncı soru. Read the text and complete the table with the correct city names. Metni okumamız ve tabloyu doğru şehir isimleriyle doldurmamız istenmiş. Metni okuyalım. Ankara, the capital city of Turkey, has a population of approximately 5.7 million people. In Ankara, summers are typically hot and dry, while winters can be quite cold and snowy. In summer, the average temperature in Ankara is around 30 centigrade, making it a great time for outdoor activities and festivals. In winter, the average temperature drops to about 0 centigrade. It can be snowy and freezing. Ankara is well known for its historical sites and cultural heritage, but it doesn't have many green areas, especially in the city center. Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, has a population of approximately 1 million people. Its climate is characterized by hot summers and cold winters. In summer, temperatures are around 28 centigrade, while winter temperatures are around 5 centigrade or lower. Bishkek is a peaceful city surrounded by mountains and forests. It offers a calm lifestyle compared to Ankara.
Tabloda ilk boşluk için yazın daha sıcak olan yeri bulmamız istenmiş. Verilen yerlerin sıcaklık dereceleri incelendiğinde en sıcak yerin Ankara olduğunu görüyoruz. Bu durumda hotter in summer kısmına Ankara yazabiliriz. İkinci boşluk için daha yeşil olan yerin ismi istenmiş. Metinde Bişkek'in dağlarla ve ormanlarla kaplı bir yer olduğu bilgisi yer almaktadır. Bu nedenle oranın daha yeşil olduğunu söyleyebiliriz. More crowded diyerek daha kalabalık olan yeri yazmamız istenmiş. Her iki şehrin nüfuslarına baktığımızda Ankara'nın daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Quieter ile daha sessiz, sakin olan yer sorulmuş. Metinde yer alan Bişkek ile ilgili cümlede Bişkek'in huzurlu olduğu ve Ankara'ya göre sakin olduğu söylenmiş. O halde bu boşluğa Bişkek yazabiliriz. Tablomuzun son kısmında kışın daha ılık olan yer sorulmuş bize. Sıcaklık derecelerini incelediğimizde kışın daha ılık olan yerin Bişkek olduğunu söyleyebiliriz. O halde tablomuzu Bişkek yazarak tamamlayalım. Son sorumuzla devam edelim. Look at the grid, write down the correct numbers for each question and explain your preferences giving reasons. Grid'e bakarak her soru için doğru numarayı yazmamız ve tercihlerimizi neden vererek açıklamamız istenmiş. A'da in which places can we eat food ifadesiyle hangi yerlerde yemek yiyebileceğimiz sorulmuş. Ve hangisini tercih ettiğimizi nedenini yazarak açıklamamız istenmiş. Görsellere baktığımızda bu sorunun cevabının 4 ve 9 olduğunu görüyoruz. Sorunun ikinci kısmına verilecek cevap sizlerin tercihlerine ve nedenlerine göre farklılık gösterebilir. Burada sadece bir örnek paylaşılmıştır. Örneği birlikte okuyalım. I prefer restaurants because restaurants may offer a variety of food options from different cuisines. B'de in which places can we watch a play or movie? Write your preference and explain the reason ifadesiyle. Film ya da oyunu nerede izleyebileceğimiz sorulmuş bize. Film ya da oyun izlemek için sinemaya veya tiyatroya gidebiliriz. Bu durumda sorumuzun cevabına 2 ve 5 yazabiliriz. Gerekçe olarak size verilen örneği okuyalım. I prefer going to the cinema because I like watching movies. C ile devam edelim. In which places can we ask for help if we are sick? Write your preference and explain the reason. Bu ifadeyle hasta olduğumuzda yardım alabileceğimiz yerlerin neresi olduğu sorulmuş. Görselleri incelediğimizde cevabın 1 ve 3. resimler olduğunu görüyoruz. Tercih ve gerekçe olarak verilen örneği okuyalım. I prefer going to hospitals to see a doctor. Son olarak D'ye bakalım. In which places can we do sports? Write your preference and explain the reason ifadesiyle. Nerelerde spor yapabileceğimiz sorulmuş. Grid'e baktığımızda 7 ve 8 numarada bulunan yerlerde spor yapabileceğimizi görüyoruz. Bu nedenle cevaba 7 ve 8 yazabiliriz. Tercih ve gerekçe olarak verilen örneği okuyalım. Swimming pool is the best for me because I like swimming. Değerli öğrencilerimiz, örnek olarak paylaşılan soru çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz. Hoşça kalın.